Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu hafta Göçmenlik Dairesi, USCIS, Public Charge Kuralı ile ilgili uygulamayı tekrar başlattı. Bunun gerekçesi de Eylül 11 itibariyle Yüksek Mahkeme, Göçmenlik Dairesi'nin Şubat ayında uygulamaya sokmuş olduğu bu Public Charge Kuralı'nın askıya alan mahkeme kararından sonra Artık göçmen hikayesine izin verip göçmen hikayesinin bu kararı uygulamaya sokabileceğinin kararını verdi. Şimdi öncelikle tabii public charge nedir onu bir açıklayalım ee, takipçilerimizi bilgilendirmek açısından. Ee, şu anki Amerika'daki yönetim geçen yıl itibariyle kişilerin, Amerika'yı kabul edilirken, yeşil kart alırken ya da burada herhangi bir statü değişikliği yaparken kişilerin Amerikan devletine yük olmaması için public charge kuralını uygulamaya sokmak için geçen yıl itibariyle adım atmışlardı. Bu uygulamada kişiler eğer diyelim yeşil karta geçiyorsalar, kişilerin yeşil karta geçerken eğitim durumudur, sağlık durumudur, herhangi bir kredi durumudur, ekonomik olarak ve tabi onun dışında da herhangi bir devlet imkanlarından faydalanmışlar mıdır, faydalanmamışlar mıdır gibi durumlara bakarak kişilerin Amerikan devleti tarafından kabul kabul edip edilmemesi yani daha sonra da oturma aldıktan sonra Amerikan devletine yük olmamaları için bu kuralı geçirmişlerdi ve uygulamaya girmesi de bu kuralın bu senenin Şubat 24'ünde olmuştur. Dolayısıyla Şubat 24'ten başlamak üzere kişiler yeşil karta başvuru yaparken ya da statü değişiklikleri başvurularını yaparken bu public charge ile ilgili de detayları açıklamak ve bunun için gereken başvuru formunu sunmak istenen yerlerde ve kanıtları sunma noktasında zorunlu hale getirilmişlerdi. Dolayısıyla yeni yapılan başvurularda mesela yeşil kart başvurularında kişiler I-944 formunu doldurup kanıtlarıyla sunmaları gerekiyordu ve buna başlanılmıştı. Ta ki bir üst mahkemenin bu pandemi döneminde kişilerin bu noktada zorunlu durma, sokulmaması gerektiği yönünde attığı karardan dolayı Temmuz ayında uygulamada durdurmuştu bu ek bilgileri ve belgelerin sunulmasını. Şimdi tabi Eylül 11'deki karardan dolayı da Göçmenlik Dairesi Ekim 13 itibariyle artık yeni yapılacak başvurularda yani yeni yapılacak yeşil kart başvurularında bu I çizgi 944 formunun sunulması ve onunla ilgili gerekli evrakların sunulmasının artık istiyor. Yoksa başvuru formlarını reddedeceklerini açıklamış durumdalar. Tabi bu arada Şubat ayından ta ki Ekim 13'e kadar içeri giren dosyaları da reddetmeyecekler. Onlara da eğer I-944 formu sunulmamışsa ya da belgeler verilmemişse ya da statü değişikliklerinde o sorulara cevap verilmemişse o başvurularda o eksiklerin tamamlanması için kişilerden ek belge talebi yapacaklarını açıkladılar. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta Ekim 13'ten başlamak üzere kişiler artık yeşil kart başvurusu yaparken I-944 formunu sunmaları gerekiyor. Evrakları ve bilgileri sunmaları gerekiyor. Statü değişikliklerinde de durumları da anlatıp başvuru formlarındaki public charge kuralı ile ilgili soruları da cevaplamaları gerekecek. Evet bu son dakika gelişmeyi siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bu konuda değişik gelişmeler olursa siz değerli takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.